Öncelikle telefonun kutu içeriğine bakalım. Kutu içeriğinde telefon dışında okumadığımız dokümanlar, şeffaf bir kılıf, tip C şarj kablosu, kulaklık ve şarj adaptörü çıkıyor. Şeffaf bir kılıf çıkması önemli, zira artık ucuz telefon yok arkadaşlar. En azından hani düşmelere karşı telefonu korumak için bu tarz bir kılıfın kutunun içerisinden çıkması bence büyük bir avantaj. O nedenle firmayı şimdiden tebrik edelim. Tasarım tarafına baktığımızda ise ilk olarak ekranın sol üst kısmındaki damla çentik dikkatimizi çekiyor. Bu yapı sayesinde 6.4 inçlik ekranda %85'e yakın bir ekran kasa oranına ulaşılmış. Plastik ve alüminyum karışımı bir kasaya sahip olan telefonun ekranı 2400'e 1080p çözünürlükte ve 720 nit parlaklık değeri bulunuyor. 90 Hz yenileme sunan bu ekranda AMOLED bir ekran kullanılmış. Bu sayede her zaman açık ekran özelliğini kullanabiliyorsunuz. Ayrıca ekran üzerinde parmak izi sensörü de bulunuyor ve yazılımla yüz tanıma özelliği de eklenmiş. Her ikisinin de gayet hızlı bir şekilde ve stabil bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Telefonun sağ tarafına baktığımızda açma kapama tuşuna, sol tarafında ise ses tuşları ile birlikte hemen üst tarafında sim yuvasına yer verildiğini görüyoruz. Alt tarafa baktığımızda ise hoparlör mazgalı, 3.5 mm'lik jack girişi ve tip C portu karşımıza çıkıyor. Telefonda maalesef ses tarafında mono hoparlöre yer verilmiş. Hani bu segmentte, daha doğrusu artık döviz kurunu da hesaba kattığımızda bu fiyat segmentinde stereo hoparlör olsaymış bence bu telefonu bir tık daha ön plana çıkartabilirmiş. Oppo Reno 6 173 gram ağırlığında ve ergonomik olarak oldukça rahat bir kullanım sunuyor. Arka kısımda ışığa göre değişen böyle hani aura dediğimiz bir renk paleti kullanılmış ve gerçekten de böyle masanın üstüne koyduğunuzda veya işte elinizde tuttuğunuzda oldukça şık bir görünüme sahip olduğunu söylemeliyim. Teknik özelliklere geçtiğimizde telefonda 8 çekirdekli Snapdragon 720G işlemcisini görüyoruz. Kryo 465 Gold olan 2 çekirdek 2.3 GHz hızında çalışırken 465 Silver olan 6 çekirdek ise 1.88 GHz hızında çalışıyor. 8 nanometre olarak üretilen bu işlemci ile birlikte 8 GB RAM ve 128 GB'lık depolama alanına da yer verilmiş. Tabii ki SD kart desteği sayesinde ek olarak bir 256 GB'a kadar depolama alanına da ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca depolama sıkıntınız yoksa veya bir SD kart kullanıyorsanız telefonun RAM arttırma özelliği sayesinde performansını hani bir tık daha iyileştirmek mümkün kılınmış. Testlere geçtiğimizde ise 342.625 Antutu skoru aldığını görüyoruz. Geekbench testinde ise tekli çekirdekte 561, çoklu çekirdekte ise 1679 puan alıyor. Wildlife testine geçtiğimizde ise 1052'lik bir skorla karşılaşıyoruz. Yani burada aslında işlemcinin normal kullanım için iyi bir performans gösterdiğini ama hani kıyaslayacak olursak Snapdragon 732G'ye yakın bir performans gösterdiğini söylemek mümkün. Oyun tarafına baktığımızda PUBG Mobile, işte Call of Duty Mobile gibi veya Asphalt 9 gibi popüler oyunları orta ayarlarda gayet iyi bir performansla açabiliyorsunuz. Hani bu oyunları oynarken orta grafik ayarlarında herhangi bir takılma ile karşılaşmıyorsunuz ve gayet akıcı bir performans elde etmek mümkün oluyor. Gelelim kamera performansına. Oppo Reno 6'nın arka kısmında arkadaşlar yine yapay zeka destekli dörtlü bir kamera dizilimi görüyoruz. Telefonun ana kamerası 64 megapiksel çözünürlüğe ve portre modu, otomatik odaklanma ve HDR gibi artık hani klasikleşmiş özelliklere sahip. Ekstra geniş açı sunan 8 megapiksellik ikinci kamera dışında makro çekim ve derinlik algısı için 2 megapiksellik 2 tane lens daha bulunuyor. Ön tarafa baktığımızda ise 44 megapiksellik bir selfie kamerası kullanılmış. Bu kamerada yine yazılımsal olarak derinlik ve portre modu gibi özelliklere de sahibiz. Telefonun fotoğraf tarafındaki hani kamera performansını beğendiğimi söyleyebilirim. Doygunluk oranı yüksek ve doğal renklerle birlikte fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yapay zeka desteği hani fotoğrafları olduğundan farklılaştırmıyor. Yani benzer modellerde mesela bir çiçek çektiğinizde eğer o çiçek soluk bir renge bile sahip olsa yapay zeka desteği sayesinde bambaşka bir renkle karşılaşabiliyorsunuz. Ama Oppo Reno 6'da ise renkleri olabildiğince doğal bıraktığını görüyorsunuz. Yani soluk bir pembe ise fotoğrafı çektiğinizde de soluk bir pembe veya mavi bir gökyüzü çektiğinizde gerçekten de o tonlara yakın bir fotoğrafla karşılaşabiliyorsunuz. Geniş açı güzel çalışıyor. Kenarlardaki hani bozulma problemi iyileştirilmiş. Ayrıca düşük ışık ve telefonun makro performansını da oldukça beğendim. Hani bu segment için gerçekten de güzel sonuçlar verdiğini söylemek mümkün. Evet, şu anda Oppo Reno 6 ön kamera testindeyiz. Yani hem görüntümü hem de direkt sesimi de telefon üzerinden kaydediyorum arkadaşlar. Böylelikle ve görmüş olduğunuz gibi dışarıdayım. Hani böylelikle dışarıda ön kameranın hem ses kayıt anlamında hem de görüntü anlamında nasıl bir performans gösterdiğini bu videoda görmüş oluyorsunuz. Ve aynı zamanda tabii ki video performansından da genel olarak bahsedelim. Arka tarafta arkadaşlar 4K'ya kadar video çekmek mümkün. Fakat 4K'ya aldığınızda direkt olarak 30 FPS video çekebiliyorsunuz. Yani 1080p modunda ise 60 FPS video çekme şansına sahipsiniz. Ön tarafa geçtiğimizde ise 720p ve 1080p olarak iki farklı seçenek karşımıza çıkıyor. Tabii ki FPS seçimine izin verilmemiş. 30 FPS şu andaki videoyu da kaydedebiliyorsunuz ön kameradan. Video performansına geldiğimizde Android tarafında biliyorsunuz, hani daha önce tabii ki Oppo tarafında da çok övdüğümüz modeller oldu ama bu segmentteki video performansını ben hiçbir zaman başarılı bulamadım. Özellikle stabilizasyon konusunda çok büyük sıkıntılara sahip oluyorlar. Benzer sıkıntıları bu modelde de görebiliyoruz. Özellikle yürürken video çekerseniz hani o titreşimleri kameranın üzerinde bu arada bir stabilizasyon modu da var. Hani onu açmanıza rağmen o titreşimi çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama sabitleyip de çekecekseniz, yani bu telefonu hem de böyle bir tripod üstünde kullanmak istiyorsanız ortaya gayet güzel sonuçlar çıkabiliyor ki şu andaki zaten ön kamera performansında bile elim sabit durduğu için gayet güzel bir görüntü sizlere ulaşıyor diye tahmin ediyorum. Gece modunda yine sabit bir şekilde veya yavaş hareket ettiğinizde böyle karanlık ortamlarda, çok az ışığın olduğu ortamlarda da güzel bir performans sergiliyor ama dediğim gibi bunun video performansını böyle yürürken bir yerleri çekeyim, vlog tarzında çekimler yapayım diye kullanmak istiyorsanız sizi birazcık hayal kırıklığına uğratabilir diyebilirim. Ayrıca video tarafında Reno 5 modellerinde olduğu gibi hem ön hem de arka kamerayı aynı anda kullanabileceğiniz bir ikili kayıt özelliğine de yer verilmiş. Telefonda Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 arayüzü bulunuyor arkadaşlar. Oppo zaten karanlık mod, oyun modları ve akıllı kenar çubuğu gibi özelliklerle birlikte zaten keyifli bir arayüze sahip olan modeller üretiyordu. Yine bunda da sade ve kullanımı rahat bir işletim sistemiyle birlikte bence iyi bir deneyim sunulmuş. Yani telefonu günlük kullanımda gerçekten kullanırken böyle arayüzden keyif alıyorsunuz. Herhangi böyle bir sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz. Batarya tarafına geçtiğimizde ise Oppo Reno 6'da 4310 mAh'lik bir batarya kullanıldığını görüyoruz. Pil performansı bir günü çok rahat bir şekilde çıkartıyor. Ayrıca telefonun kutu içerisindeki 50 Watt'lık şarj adaptörünün hızlı şarj desteğine de sahip olduğunu hatırlatayım. Sonuç olarak Oppo Reno 6 performans, kullanım ve ergonomik olarak başarılı bir model arkadaşlar. Tabii ki kurdaki dalgalanma sebebiyle hani fiyat konusunda bir yorum yapmak hepten zorlaştı diyebiliriz ama fiyat olarak bence bir tık daha aşağıda olması gerekiyordu. Yani fiyatı rayına oturduğunda bu modelde, bu segmentte bir telefon arıyorsanız bakmanız gereken bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Ama hali hazırda bir Reno 5 kalitesinde bir telefon kullanıyorsanız, hani Reno 5'e sahipseniz veya o segmentte bir telefon kullanıyorsanız hani geçilmesi gereken bir telefon değil. O yüzden çok eski bir model kullanıyorsanız ve bu segmentte bir telefon arıyorsanız fiyatı birazcık daha uygun olduğunda bence bakabileceğiniz modeller arasında yer alabilir. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen yeni kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.